Deretepe Toroslar bu bölümde sizleri Manavgat'ın Gençler Köyü'nde domates hasadına, üzüm bağlarına ve köy halkının yıllardır sürdürdükleri mücadelenin ayrıntılarını anlattıkları toplantıya götürüyor. Gençler Köyü, Antalya-Konya Karayolu üzerinde Manavgat ilçe merkezinden 28 km uzaklıkta ve Torosların yaklaşık 250 metre yükseklikteki eteklerinde yer almaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan köyde tahıl ve sebze tarımının yanı sıra en önemli faaliyet bağcılıktır. Gençlerin üzümleri bölge pazarlarında tanınan ve aranan değerli üzümlerdir. Deretepe Torosların bir programında Gençler Köyü'ndeki domates üretimini ele almış ve bir ailenin tarlasına konuk olarak pide ekim çalışmalarını ekranlarınıza yansıtmıştık. Mustafa Kuzulu adlı çiftçimiz telefon edip 3 ay önce ektikleri domateslerin ilk hasadını yapacağını söyleyince yolumuzu bir kez daha Gençler Köyü'ne çevirdik. Bahar geldi, meleşiyor koyun kuzu. Köyümüze bahar geldi. 3 ay önce su seviyesi nedeniyle traktörle geçtiğimiz çengel çayı şimdi kurumuş. Suları bahar aylarında gürül gürül akan ve adeta bu bölgedeki tarımın can damarını oluşturan bu dereye köy halkının su sorunu için verdiği mücadeleyi anlatmak için tekrar döneceğiz. Köyümüzde, köyümüzde yüzerdik biz deresinde. Köyümüzde, köyümüzde yüzerdik biz deresinde. Çiçek toplar, av yapardık derelerde, tepelerde. Çiçek toplar, av yapardık derelerde, tepelerde. Sular akar şırıl şırıl, her tarafı pırıl pırıl. Sular akar şırıl şırıl, her tarafı pırıl pırıl. Güler oynar çalışırız tarlalarda harıl harıl. Güler oynar çalışırız bahçelerde harıl harıl. Sanki bir gelini süsler gibi özenle hazırlanan tarla, santimlik hesaplarla dikilen fideler, atılan gübre ve can suyu, bugün bütün o çabaların karşılığını bol bol vererek çoluk çocuk tüm Kuzulu ailesinin yüzünü güldürmüş ve onlara verimli bir hasat yapmanın mutluluğunu yaşatmış. O gün bir ailenin, akraba ve konu komşunun alın teriyle beslenen domates fideleri bugün insan boyunda yükselmiş ve verimli bir tarlaya dönüşmüş. Yiğitleri karayağız, aynı kökün dallarıyız. Yiğitleri karayağız, aynı kökün dallarıyız. Yiğitlikte namımız var, anlaşandı. Hasat günü tarla adeta bir düğün yeri olmuş. Çocuklar etrafta neşeyle oynuyor. Herkes bir işin ucundan tutmuş. Kasalara özenle yerleştirilen domatesler ertesi gün pazar tezgahlarında yerlerini alacaklar. Toprak verimli olunca, hasat bereketli olunca tarladaki herkesin yüzü gülüyor. Çocuklar ilk ürünü keyifle tadıyorlar. Çiçek toplar, av yapardık derelerde. Neşeyle tamamlanan hasadın sonunda kameramıza yansıyan görüntü adeta bir hatıra fotoğrafı oluşturuyor. Kuzulu bir yalnız kaldı, terletti, yaşlı kaldı. Toroslar'da bu bölümde Manavgat'ın Gençler Köyü'ndeyiz. Ve Gençler Köyü'nde 3 ay önce dikimini programımızda sizlere aktardığımız
domates tarlasındayız ve bu tarlanın sahibi Mustafa Kuzulu Bey ile birlikteyiz. Bugün hasat günü, bugün neşeli günleri, bereketli günleri, kendileri çok mutlular, sevinçliler ve Mustafa Bey'den bu güzel domateslerin öyküsünü dinleyelim. 3 ay önce 40'a 80 santim aralıklarla, o zaman da anlatmıştım Mustafa Bey. Evet. Ektiniz, diktiniz bunları. O 3 aydan sonra neler oldu ve bugüne nasıl geldi? Bu 3 aydan sonra işte ilk 15 gün sonra erime gübresi damlama sistemiyle veriyoruz. Tuta mücadelesine, kelebek dediğimiz, evet, onlarla mücadele ediyoruz. Bakır gibi içerikli, ridomil gibi ilaçlar kullanarak kalıntı ve bu kullandığımız ilaçları da devterimize kayıt ediyoruz. Hasatında içinde kalıcı olmamak şeyiyle bunları kontrollü bir şekilde uygulamasını yapıyoruz. Damlamadan gübrelerini veriyoruz. Daha sonra çapası olduğu zaman çapalarını yapıyoruz. Filiz almasını yapıyoruz. Tek üzerinden götürüyoruz domateslerimizi. Yani tek göğde salıp da çatalandığı zaman döl tutumu zayıflıyor. Bunları yaptık. İşte bugünlere kadar geldik, Allah'ımızın verdiği günlere kadar. Çok iyi bir sezon geçirdik diyemedim domatesi yetiştirirken bu yıl. Bayağı bir zor şartlarda, havaların soğuk gitmesinden dolayı bu domateslerin yetiştirmesinde bayağı bir zorluk çektik. Misal ilk ki verip döllerde domatesimizin çapı 5 santimde kaldı. Üst döllerdeki domatesler gerekli kiloyu ve tonajını tamamladı. Ama ilk 1-2 döllerden zayiatımız var havanın soğuk gitmesinden dolayı. Ama Allah'ımın verdiğine çok şükür yine de hasatımızı aldık. Çok iyiyiz. Kalite olarak da iyiyiz. Burada da bahçede 6 çeşit bir domates var. Bu domatesleri herkesin ekmesini tavsiye ederim. Çünkü verimi, tonajı çok iyi olduğu için ve bakım kolaylığı, hastalık zararlısı. İşte havaların soğuk gittiği dönemlerde dolayı biraz kara şimşek, domates mildiyosu dediğimiz, biraz onunla mücadele ettik. Yani bize biraz sorun yaşattı ne de olsa. Dölleri kesti, çiçeklerde dökülme yapıldı. Mücadelesini yaptık, bugünlere iyi bir şekilde geldik. Evet. Peki nasıl, şu andaki verim durumu nasıl? Verim şu anda ortalama ağaç başına 5 kilogramın üzerinde. Evet. Bu çok güzel bir şey. Evet. İyi bir şey. Yani 5-6 kilo onu, evet, hepsini bir anda toplayıp tartmadıktan sonra net, evet, bulguyu bulamayız. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Toroslarda, Gençler Köyü'nde domates yetiştiricileri bu seneki hasattan memnunlar, verimden memnunlar diyebilir miyiz? Evet deriz efendim. Evet, çok güzel. Deriz. Bu da ülkemize güzel, sevindirici, evet, bir haber. Yani havalar hakikaten böyle şartlar çok değişik geçti, soğuk geçti. Bir ara çok aşırı sıcaklar oldu filan ama bütün bunlara rağmen diyorsunuz ki sonuçta iyi verim efendim, aldınız. Efendim yani. Çiftçilikte şu görmüş olduğunuz ektiğimiz domates arazisini yaklaşık 3 dönüm gibi bir konumda sayalım. 3 dönüm domatesin normal hava soğuk şartlarında olmasıyla bir de domatesi yetiştirirken ilaçlarımız, gübrelerimiz bunların çok pahalı. İki bir de ben şöyle bir konuya da girmek istiyorum. Bizim Manavgat'ımızda toprak analizi yaptırmak için çiftçilerimizin herhangi yeterli bir analiz yaptırma şansımız olmuyor. Serik'te yaptırdık. Serik'te de ben kaç tane analiz yaptırdıysam hiç yaptırdığım analizlerin bir değişik oranı çıkmadı. %17 kireç, işte buraya VAP verin diyor. Aynı her zaman yaptırdığın tahlil aynı. Ne demek, ne anlama geliyor? Yani toprak analizi. Evet. Toprak analizini yaptırdığımız zaman, misal her yerin analizi aynı bir ortamda çıkıyor. Serik'te yaptırdığımız yerlerde. Yani siz diyorsunuz ki o analizler pek güvenilir değil mi? Evet, güvenilir değil. Bizim Manavgat'ımızda en büyük sorunumuzun bir tanesi çiftçilerimiz için toprak analizi yapılacak bir merkezin olması. Merkezi. Yani. Buna da Manavgat Ziraat Odası Başkanımız Sayın Rasim Metin'in biraz ilgi göstermesini rica ediyoruz. Bir şey yetişirken bağcılıkta da aynı şeyler. Masraflarımız çok. Aynı toprak analizi yaptıramıyoruz. Vatandaşlarımız sulamasını, ne zaman ilaçlama yapmasını, bilinçlendirmesini biraz daha kuvvetlendirmeleri gerekiyor. Herkes aklına geldiği zaman bugün sen ne ilaç attın diye gidiyor, o da aynı ilaç atıyor. Ama sen bağındaki hastalığın zararının ne olduğunu bilmiyorsun. Toprak analizi de bu yüzden önemli. Yani toprağın, evet, evet, tam değerleri bilinirse, evet, ona mesela göre gübrelemeyi herkes yanlış veriyor.
alıyor 25 kilogram 3.18 gübreyi, bağ verdiği zaman, damlama sistemi usulünde verdiği zaman bir dönüme 2 kilogram verebilir. Daha sonra verim şey yaptığı zaman bunu 3 kilograma artırabilir. Ama bu 25 kiloyu bir dönüm yere 25 kilogram gübreyi verebiliyor. Bu da asmaya da zarar veriyor. Toprağa da çorak. Pembe bir markamızdı. Verim kalitesi yüksekti. Tonajı mükemmeldi. Herkese yani aroma tadı olan ve herkesin pazarda arayıp beğendiği bir domates ürünü. Güler oynar çalışırız tarlalarda harıl harıl. Güler oynar çalışırız bahçelerde harıl harıl. Köyümüzde en yüksek tonaja sahip olan Pembeköy diye bir domates çeşidimizdir. Ortalaması 8-10 kilograma kadar domates verme gücüne sahiptir. Hastalığa çok iyi dayanıklıdır. Pazarda da köy domatesi özelliğini hiçbir zaman için kaybetmez. Her zaman alıcısı ve müşterisi pazarı vardır. Allah razı verirse yarın pazartesi gün sabah Manavgat pazartesi ve Gebece pazarı diye orada pazarlamaya gideceğiz domatesini. Köyümüzde, köyümüzde yüzerdik biz deresinde. Köyümüzde, köyümüzde yüzerdik biz deresinde. Çiçek toplar av yapardık derelerde, tepelerde. Çiçek toplar av yapardık derelerde, tepelerde. Sular akar şırıl şırıl her tarafı pırıl pırıl. Hasat neşeli geçse de çiftçinin sorunları hiç bitmiyor ki. Yıllardan beri topraksız yaşayamayız, susuz bu topraklarda duramayız diye adeta feryat eden Gençler Köyü'nün sakinleri, köylerine geleceğimizi öğrenince sesimizi yansıtalım, Çiftçi TV tüm Türkiye'ye duyurur diyerek kuruyan derelerinin acı gerçeğini göstermek ve dertlerini anlatmak için bir yürüyüş ve toplantı düzenliyorlar. Gençler Köyü'nün yaşamına sıkıntı yaratan bir sorun var. Muhtarımıza nedir bu sorun, yansıtalım. Torosların sesi olmak istiyoruz, sizin sesinizi dile getirelim dedik. İşte Gençler Köyü sakinleri burada toplandılar. 3 ay önce şırıl şırıl suları akan bir derenin üzerindeyiz şimdi. Diğer programımızda da buradan ancak böyle motorla geçmek zorunda kalmıştık. Şimdi bu dere kurumuş vaziyette. Çünkü bu HES'ler Türkiye'nin bütün derelerini kuruttuğu gibi Gençler Köyü'nün Çenger çayını da kurutmuş durumda. Gençler köylüleri gerçekten bundan çok sıkıntılılar. İşte bu sıkıntıyı sizlere yansıtmak üzere bir araya geldik. Gençler Köyü muhtarımız Sayın Hasan Hüseyin Coşar'la birlikteyiz. O da kendisi bu sorunu etraflıca anlatacak. Burada Gençler Köyü sakinleri var. Hepsi dertlerini birer birer konuşacaklar. Burada bir serbest kürsü kuracağız. Hepsinin sesi olmak istiyoruz. Ama öncelikle hocamız Sayın Şükrü Kuzulu, daha önce de programlarımızda onun eserlerini dinlemiştik. Fakat Gençler Köyü'nün dertlerini, sevdalarını, neşesini dile getiren türküleri var. Şimdi bir türkü kendisinden rica ediyoruz, dinleyeceğiz. HES'çiler kuru derede HES yapıp devleti sömürmek istiyorlar. Huzurlu para alıp inşaat yapıyorlar. Hiçbir üretim katkısı olmayan bu derede HES projesi uyguluyorlar. Bizim köyümüzün ayrıca bir derdi de çakıl ocağımız vardı. Her iki problemimize karşılık bir şiir yazdım. Onu türkü şeklinde söylemek istiyorum. Çakal gelmiş dağımıza, sahip olmuş suyumuza. Çakal gelmiş dağımıza, sahip çıkmış suyumuza.
Söz konusu vatan ise acımayız canımıza. Söz konusu vatan ise acımayız canımıza. Yürü gençlik önden yürü, çakalları kovacağız. Bugün kovamazsak eğer, yarın geçtir çokaları. Dere bizim, dağlar bizim, bahçe bizim, bağlar bizim. Dere bizim, dağlar bizim, bahçe bizim, bağlar bizim. Bir tutacak dalınız yok, işiniz ne burada sizin? Bir tutacak dalınız yok, işiniz ne burada sizin? Yürü gençlik önden yürü, çakalları kovacağız. Bugün kovamazsak eğer, yarın geçtir çokaları. Başlar Ankara'da, biz efendiler burada. Büyük başlar Ankara'da, biz efendiler burada. Duyun bizi ey Ankara, tuz var biber var yarada. Duyun bizi ey Ankara, tuz var biber var yarada. Yürü gençlik önden yürü, çakalları kovacağız. Bugün kovamazsak eğer, yarın geçtir çokaları. Kuzulu dağda yatarız, gücümüze güç katarız. Kuzulu dağda yatarız, gücümüze güç katarız. Sokmayız sizi buraya, her şeyi yakar yıkarız. Sokmayız sizi buraya, her şeyi yakar yıkarız. Yürü gençlik önden yürü, çakalları kovacağız. Bugün kovamazsak eğer, yarın geçtir çokaları. ...2007 yılında 14 tane taş ocağı projesiyle başladı köyümüzde olaylar. Bu 14 tane taş ocağını mücadeleyle buraya kurdurmadık ve gittiler. Daha sonra 2011 yılında Temmuz ayında bu HES projesi başladı. Önce hukuki yolları denedik. Burada kazanıyoruz yerel mahkemede, Ankara'da kaybediyoruz. Her ne hikmetse Ankara'da Danıştay'da kazanıyoruz, genel kurula gidiyor, orada kaybediyoruz. Tüm hukuk yollarını denedik. Bir türlü sonuç alamadık. Bugün yine daha önceden HES projesine çet aldılar. Çeti iptal ettir, tekrar aldılar. Yeniden bu sefer bir su varmış gibi. Görüyorsun işte burada dere belli. Bu dere HES olmasa Temmuz ayının sonuna kadar akardı. Bizim bağlarımıza, bahçelerimize sulamaya az çok yetiyordu. Şimdi bu 3 tane HES projesi var bu dere üzerinde. Çenger 1, Çenger 2, Çenger 3. Bir tanesini yaptılar. İkincisi bizim burada olacak. Üçüncüsü de bizden aşağıda. Gün doğmuşun Karadere mahallesinden suyun çıktığı yerden suyu boruya alacaklar. Hiç
dereyi görmeden 30 kilometre boru içinde gidecek. Önce borunun çapı 3 metreydi. Sanki yeniden bir yerden su gelmiş gibi. Şimdi de 4 metreye çıkarmak istiyorlar. ÇED arttırım projesi. Kapasite arttırım projesine çalışıyorlar. Biz bunun hepsine karşıyız. Bizim burada yaşamamız için bu dere olmazsa olmazımız. Bağımız, bahçemiz, hayvanlarımız hepsi buradan sulanır. Başka bir su kaynağı yok burada. Ayrıca köyümüze gelen su kaynaklarının hepsinin gözünü de yok edecek bu proje. İçme sularının gözünden geçiyor. O içme sularımız da gidecek. O zaman artık biz nereden su içeceğiz onu da bilmiyorum. Yetkililer gelip yerinde bir sefer bize sormuyorlar. Sizin sorununuz ne de 10 yıldır mücadele ediyorsunuz diye. Biz her defasında böyle konuşuyoruz, yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz, dilekçeler veriyoruz. Hiçbir kimse yetkili gelip de bize burada köylüyü toplayıp da sizin nedir zorunuz diye sormadı. Bu konuda çok rahatsızız. İşte derenin vaziyeti bu. Temmuz'un sonuna kadar eskiden akardı. Yukarıdaki HES projesi suyu kapatıyor. Bak dün akardı, bura bugün yok. Onları sorsan biz can suyu bırakıyoruz. Can suyu bırakmıyorlar. Ya yetkililere söylüyoruz can suyu bırakmıyorlar diye. Onlar bırakır. Geleceklerinde zaten yetkililer bunlara haber veriyor. Biz geliyoruz. Suyu bırakın. Biz görelim. Onlar geliyor. On gittikten sonra gene kapatıyor. Benim köylülerim burada işte. Biz istemiyoruz. 6000 küçük baş hayvan var burada. 1000 dönüme yakın üzüm bağı. En güzel biraz sonra belki çekeriz, gösterirsin bunları. Üzümün 15 gün hemen çıkmak üzere zaten. Ay başına biz üzümü satmaya başlarız. Ama bu derede bu HES'ler yapıldıktan sonra ne bağ kalır burada, ne bahçe kalır, ne de köylü kalır burada. Bize bir yer bulsunlar, bizi göçürsünler, ondan sonra bu HES'leri kursunlar. Diyeceğim benim bu kadar. Köylülerimiz de burada. Sorunlarını köylülerimiz de anlatsınlar. Burada Çiftçi Tüyü ailesine daha önce de geldi, çekim yaptı. Tekrar gelip bizim sorunlarımızı dile getirdiği için başta siz Hakan Bey olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki sorunlarımız da gelir, bizim yanımızda yer alsınız. Herkese çok teşekkürler. Kazamız mübarek olsun diyelim. İsmim Bekir Çiçek. 20 bancar motoru var. 20 tane bancar motoru var, susuz bekliyoruz. Bu dere 2 ay akar, 10 ay bakar. 2 ay sulu akar, 10 ayda kuru bakar, biz de bu dereye bakarız. Bitkilerimiz bu suya bağlı. Bu su bittiği an bu köy bitti, varık gitmemiz lazım. Bize bir yer bulması lazım devletin. Burada su olmayan hiçbir barınak olamaz. Hiçbir meyve erişmez. Bir kişiye can verecek, 1000 kişi ölecek. Evet. Benim diyeceğim bu kadar. İsmim Ramazan Mıslık. Çiftçi TV'ye teşekkür ederiz. Hoş gelmişler. Yalnız bizim rahatsızlığımız bu HES için bizim başka suyumuz yok. Burada en az 150 hane var. 150 hanenin içme suyu geçtiği yerlerdeki köyün içme suyunu da aynı zamanda yok ediyor. Bu millet burada ne yapacak? Bu milletin burada geçimini sağlaması için bu ırmağın, bu derenin en azından suyu olması lazım. HES bunu kesiyor. Biz buna karşıyız. Hayvancılar öyle, biz bağcılar öyleyiz. Yani bunu hiçbir zaman için bizim bu affedecek bir tarafımız yok. Bunun için burada ölümüzü, cesedimizi veririz. Biz bu işten asla vazgeçmeyiz. Yani onun için biz bu işe devamlı karşıyız. Burada öleceğiz. Bundan hiç feyaz filarans vermeyeceğiz. Bunu herkesin duyması, bilmesi gerekir. Bunun için Çiftçi TV'ye teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gençler Mahallesi'nden Hüseyin Varış. Öncelikle Çiftçi TV'ye teşekkür ediyorum. Hakan Bey hoş geldiniz. Bir ay önce bu görmüş olduğumuz çay akar vaziyetteydi. Köylümüz, vatandaşımız arazilerine üzümlerini, domateslerini, bahçelerini ekti.
birinci sulamalarını yaptık. Daha en az 3 sefer 4 sefer sulanması lazım bu emeklerin karşılığının alınması için. Şu anda motorlarımız dere kenarında kurulu vaziyette döşeli borularla bekliyor. Su yok. Bu emeklerin karşılığının alınmayacağının göstergesidir. Sulamadıktan sonra meyve olmaz. Vatandaş da şu kadar ilaç attım, şu kadar çalıştım. Bir daha yapmam dediği zaman yeni sene bunu ekmemeye çalışacak. Köylünün üretimi olmadan şehirli yaşayamaz. Herkesin bildiği gibi. Bu HES projesinin birincisi 5 kilometre yukarıda bu suyu bağlamaktadır. İkincisi Gençler Köyü. Üçüncüsü Çenger. 300-500 metre bizim köyümüzün içme suları yukarıdan gelmektedir. Bu doğalar bozulduğu zaman, buralarda HES için, buralarda makineler çalıştığı zaman 3-5 yıl sonra bizim köyümüzün halkı artık içme suyu için televizyonlara, gazetelerin karşısına çıkacaktır ya bu köyü terk edecektir. Bunun çözümü için bazen alınan bir kararların, masa üstünde atılan imzaların ülkemize faydalı olmadığı görülmektedir. Daha üst makamların bunları yerinde tespit etmesini, netlerin görülmesini istiyoruz. Şurada site bize 700 metre yolumuz var. Beşer kasa, üçer kasa üzüm domatesini yolduğu zaman vatandaşımız bir tane lastik 1000 lira. Arabası çıkarken burada lastiklerini parça parça koparıyor. Benim yaktığım mazotla lastiğimin diyor parasını almadım üzümden diyor vatandaş. Ondan sonra acılık getiriyor. Bunun da bir çözümünü daha üst makamlarımızdan diliyoruz. Köyümüzün doğasına, geleceğine kimsenin dokunmasını istemiyoruz. Kimse köyünden vazgeçmez. Kimse memleketinden vazgeçmez. Adam Almanya'da ölür, cenazesi köyüne gelir. İstanbul'da ölür, köyü cenazesi köyüne gelir. Biz vatanımızı, köyümüzü seviyoruz. Köyümüzden vazgeçmeyiz. Hepsi bu kadar. Öpüşme tütünme karıştı mı? Onunla geri daha. Hakan Bey hoş geldiniz. Çiftçi Bey'e çok çok teşekkür ederim. Antalya ilinin Manavgat ilçesinin Gençler Mahallesi'nden Hasan Çiçek. Bu köyde 1000 dönüme yakın üzüm bağı vardır. En azından 130 kişinin bağı, zeytini, yemişi vardır. Şahsım adına konuşuyorum ki köyümün adına konuşacağım hariç benim şahsım adına kendimin 100 tane ağacım var. Yemişim, zeytinim, kayısım, portakalım, üzümüm bunlar bu su gittiği müddetçe tamamen bitmiş demektir. Devlet büyüklerine, muhtarımız ne kadar ilgili yerlere dilekçe verdiyse hiçbiri almış olan kararlar Ankara'da yapılır, burada yapılıyor, iptal oluyor. Sonra yine eskine. Biz istiyoruz köyümüzün üstünden bu esin, yeri değilsin, yukarıya yapılsın. Biz buna mani değiliz diyoruz. Bunu da yapmıyorlar. Yani halkla direnir gibi. Burada en az 150-200 tane kişinin üzüm bağı, incir bağı, zeytin bağı, her bahçesi tamamen bitmiş demektir. Bunu büyüklerimizden, devletimizden, milletvekillerimizden, bakanlarımızdan ricamız olur. Bunu gelip yerinde görmeleri, incelemeleri, bu derenin kuru olduğunu görmeleri, burada böyle bir kesinlikle bu kaynağın yapılacağına müsaade edilmemesini saygılarımla arz ediyorum. Köyüm adına Çiftçi TV'ye çok teşekkür ediyorum buraya gelip bizleri böyle dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Herkese çok çok teşekkür ederim. Gençler Mahallesi sakinlerinden Atalay Kuzulu. Son yıllarda kuraklığa nazaran belli bir su sıkıntısı çekmekteyiz. Olmayan suyumuzu her dönem ısıtıp HES projesi diye gündeme getiriyorlar. HES projesinin asıl zararlı olan kesimi şudur. 1, 2, 3 gibi sıralı HES'ler mevcut kaynakları da toplayarak kanal sistemine alıp doğal hayatı da bitirmektedir. Biz değil, doğada bulunan bütün kaplumbağalar, kurbağalar, balıklar ve bütün canlılar bundan etkilenmektedir. Yani sorun bizim değil, bütün çevre sorunudur aynı zamanda. Bunun için yetkililerin gelip yerinde görmelerini, bizim buradaki suyu vermeye değil, bizim suya ihtiyacımız var. Yani biz kuraklıktan dolayı arazimizi ekip dikemiyoruz. Biz kendimiz içecek su bulamıyoruz. Artı bunun geçeceği güzergahta
heyelan bölgesidir. Büyük tahribat olacaktır. Doğal katliam olacaktır. Enerji hattı geçecektir. Yolu geçecektir. 5'e 5 kanalın muhtarımızın arz ettiği gibi büyük bir doğal tahribat olacaktır. Yani bu heyelan bölgesi olup içme suyumuzdan doğamızda tahrip olacaksınız. Biz buna kesinlikle karşıyız. Yetkililerin gelip yerinde inceleyip çözüm bulmasını talep ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çiftçi Çevre'ye de teşekkür ediyorum. Ben Manavgat Gençler Mahallesi'nden Gülümser Varış'ın. Bu köyde biz bayan olarak çok ağırlıkta, çok zor durumda, beylerimizden ileride savaşıyoruz. Canımızı vereceğiz, ırmağımızı veremeyiz, suyumuzu veremeyiz. Biz kadınlar su motoru çalıştırıyoruz, motorumuz yetersiz, susuz kalıyor. Zor durumlar yaşıyoruz bayan olarak. İmkanlarımız çok kısa, köyümüzde de böyle bir şey olamaz. Beylerimiz önümüze geçmese bile bütün kadınlarımız bu güce yeterlidir. Kadınlarımız bu görevini yapar, öyle bir şey kuramazlar. Öyle bir cesareti de kendilerine hiçbir zaman için üstlenik de köyümüze gelmesinler. O cesareti bulmasınlar. Yani bilemiyorum artık ben bu kadar söyleyeceğim. İstemiyoruz böyle bir şey bizler. Biz bayanlar zordayız. Maşallah Gülümser. İsmim Şerife Azgan, hoş geldiniz. Manavgat'ın Gençler Mahallesi'nde biz turizm çalışanlarıydık. Bu yıl turizm olmadığı için köyümüze geldik. Köyümüzde bağımızı, bahçemizi, ekip geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ama şu anda ektiğimiz hiçbir şeyden verim alamıyoruz. Çünkü suyumuz olmadığı için turizm yok, maaş alamıyoruz, ektiğimizi satamıyoruz. Yani biz çok zor durumdayız. Köylülerimiz de zor durumda. Bütün çalışanlarımız, turizm çalışanlarımız şu anda köyde yaşıyorlar. Ama işte gördüğünüz gibi ektiğimizi de alamıyoruz. Biz ne yiyip ne içeceğiz? Yani çocuklarımız okuyor, onları düşünüyoruz. Hayvanlarımız, bahçelerimiz, her şeyden mağdur durumdayız yani. İnsanlarımız şu anda çok sinirli ve öfkeli durumdalar. Çünkü çok zor durumdayız. Kimsenin cebinde 5 kuruş parası yok. Emekli olan hadi ay başı 1000 lira, 2000 lira emekli maaşı alıyor ama olmayan insanlarımız bu ektiğini de alamadığı için onlar çok zor durumda kalıyorlar. Yani insanlarımızın, büyüklerimizin bunları düşünmesi lazım. Koronavirüsten dolayı hiç kimse çalışamıyor. Ama ektiğinin de parasını almayan sıra insanlarımız yani çok zor durumlar yaşıyorlar. Şu anda açlık sınırının peşindeyiz gibi şeyiz yani. O yüzden yani yetkililerimizin bizi duymaları lazım. Zaten bu yıl çok zor bir dönemden geçiyoruz. Suyumuz da olmazsa daha çok zorlanacağız. Yani köyümüzden lütfen bunu kaldırmalarını rica ediyoruz. Büyüklerimizden rica ediyoruz yani. Teşekkür ederim. Mustafa Kuzulu, Manavgat Gençler Mahallesi'nde üreticilik yapıyorum. HES projesine karşı olduğumu öncelikle söylemek istiyorum. Yetkililerimizin masa başlarında verdiği, kağıt üzerinde attığı imzalar gibi olmuyor. Gelip buralarda bu HES'in yapılacağı yerde suların ne kadar HES projesini kaldırıp hangi kaç metre küpte akıp ölçümlerinin yapılmadığı takdirde biz sadece bahçelerimize basacak suları göbetlerde zamanla biriktire biriktire bağlarımızı sulamaya çalışıyoruz. HES yapımına karşıyız. Yetkililerimizin de bu konuda daha iyi ve daha görüşlü olmalarını rica ediyorum. İsmim Nuriye Yalçın. Manavgat'ın Gençler Mahallesi'nde yaşıyorum. Köyde tarımcılıkla uğraşıyoruz. Tarımcılık da suyla meydana geldiği için, bu ırmakta da su olmadığı için söz konusu oluyoruz. Rezilliğimiz bu. Bu suyumuzun kimsenin kesmemesine veyahut devletimizin, milletimizin kestirmemesi için uğraşıyoruz. İnşallah kestirmezler. Biz bu köye zepse ekmesek, çorumuz çocuğumuz geçinemez. Birer ineğimiz var. Küçük baş olanlar da var. Birinin ineği varsa beşinin koyunu keçisi var. O yüzden bu tarlalara fazla bir şey ekemeyiverdik. Az bir şey ekiyoruz domuz yüzünden. Ektiklerimizin de başında yatıyoruz. Mahsul kakası yağdır. Domuz için. Buna da bir devletimizin katkı yapmasını istiyorum. Sularımızın kesilmemesi suçu, devletimize, milletimize, bizi sırtlarına yüklenmesini istiyorum. Diyeceğim bu adı. Burada bu HES projesi olduğu için bu sular zaten yetersiz. Biz buraya sulama sistemi yapılması için, gölet yapılması için başvurduk. Bu derede HES projesi var diyor. Hiç başka bir proje uygulatmıyorlar bu HES projesi olduğu için. Devlet su işleri geldi, ölçtü, biçti.
Bu derede dedi HES projesi var. Biz buraya gölet yapamayız dediler. Bu yönden de şeyiz. Hem yaptırmıyorlar hem suyumuzu kesiyorlar. Yeni bir kaynak bulmamıza da imkan vermiyorlar. Büyükşehir'de geldi. Bir aşağıda bir su var. Şey edecek. Orada da HES'in kurulacağı yer var. O da olmuyor. Biz bu konudan çok rahatsızız. Devlet baba, devlet baba, satma bizi üç kuruşa. Devlet baba, devlet baba, satma bizi üç kuruşa. Veremeyiz suyumuzu, uğraşmayın bizle boşa. Veremeyiz suyumuzu, uğraşmayın bizle boşa. Baba dedik bak biz sana, baba kıyar mı oğluna? Baba dedik bak biz sana, baba kıyar mı oğluna? Veremeyiz suyumuzu, ölürüz onun yoluna. Veremeyiz suyumuzu, ölürüz onun yoluna. Ne verdiniz köyümüze, kan koydunuz önümüze. Ne verdiniz köyümüze, kan koydunuz önümüze. Veremeyiz suyumuzu, toprak dolar gözümüze. Veremeyiz suyumuzu, toprak dolar gözümüze. Sular bize yetmiyor ki, yazın dere akmıyor ki. Sular bize yetmiyor ki, yazın dere akmıyor ki. Veremeyiz suyumuzu, susuz bir şey bitmiyor ki. Veremeyiz suyumuzu, susuz bir şey bitmiyor ki. Borcumuz var Antaplara, kim bakacak çocuklara? Borcumuz var bankalara, kim bakacak çocuklara? Veremeyiz suyumuzu, can katıyor topraklara. Veremeyiz suyumuzu, can katıyor topraklara. Kuzulu'nun yaylaları, gezdik gördük ovaları. Kuzulu'nun yaylaları, gezdik gördük ovaları. Veremeyiz suyumuzu, bıraktık buraları. Veremeyiz suyumuzu, yurt edindik buraları. Gençler Köyü sakinlerinin HES projesinden vazgeçilmesi için yürüttükleri mücadele, deyim yerinde ise tam bir ekmek davası. Çiftçilerimiz HES nedeniyle suları azalacağı için bu güzel, verimli topraklarda yetişen meşhur üzümlerinin artık yetişmeyeceğini, bağların kuruyacağını, ekmeklerini kaybedeceklerini anlatmak istiyorlar. Şimdi çiftçilerimizin hayat kaynağımız, can damarımız dedikleri bu güzel bağları, üzümleri görmek üzere Gençler Köyü'nün bağlar mevkiine gidiyoruz. Görmüş olduğunuz asmamız ilkeren diye bir sofralık çeşidimizdir. Bakım şeyi kolaylıktır. Ayrıca yaprakları da sarmalık olarak satılan bir güzel bir piyasası var. Köyümüzde de bu bağcılıkta bir hayli dönüm olarak 5-600 dönümün üzerinde bağcılıkla uğraşılıyor. Gördüğünüz gibi ben dün sabah
Akşam 8'de damlama koydum. Sabah 8'e kadar akan su bu. Susuzluk artı HES projesinin de bu bağlarımızı bu şekilde etkileyeceğini bu şekilde görüyoruz. 1988 yılında Tarım İlçe Müdürlüğü'nün ilk Gençler Köyü'ne vermiş olduğu teşvik bağıdır bu. İlk reklam olarak. Şu anda da herkes de bu bağda, bağcılıkta mevcut. İnşallah daha yeni yeni örnekler göstermeye de devam edeceğiz. Ürünlerimiz artık bu hafta sonu, yani bu ay sonu pazarlamaya başlarız. Ayın 1'i 2'si gibi en geç kesimlere başlarız. 1988'den beri de bu bağcılıkla uğraşıyorum. Köyümüzün de %80'i bu bağcılıkla meşgul. %80 gelirini de bunlardan sağlıyorlar. Bunu da götürüp domatesimiz olsun, yemişimiz olsun tüketiciye ulaştırıyoruz. 1988 yılında tarımsal üretimi artırmak için devlet desteğiyle başlatılan bu üzümcülük faaliyetinin şu içinde bulunduğumuz 2020'li yıllarda deredeki sudan elektrik enerjisi elde etmek gibi artık eskimiş yöntemlerde inat edilerek çökertilmemesini ve bir köy halkının verdiği bu mücadeleye Türkiye'mizin vicdanının sahip çıkmasını diliyoruz. Deretepe Toroslar'da süren yolculuğumuzun bir durağını daha geride bıraktık. Gelecek programda tekrar buluşmak üzere esenlikler dileriz.